Son kitabınız adı Cemaat ve Barzani. Hayli ilgi gördü. Orada çok çarpıcı bilgiler yer alıyor. Onlardan biri Mesut Barzani'nin Kürt olmadığı ama Kürt siyasal hareketine liderlik iddiasında bulunduğuna ilişkin. Daha da ilginç bir iddianız Halid-i Nakşi tarikatı. Bu birkaç yüzyıl öncesine dayanan tarikatın Türkiye'de de çok tanınmış üyeleri olduğunu öne sürüyorsunuz. Açıklar mısınız? Şimdi gerçekten söyleyeceklerimin Türk tarihini değiştirebileceğine inanıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Sebebi şu, ben bu alanda araştırmayı yaparken ortaya çıkardığım konular şu an düşündükçe bile beni ürpertiyor. Günümüzde PKK terör örgütü diyor ki tarihten bu yana hep Kürt isyanları vardı. En son Kürt isyanını da biz çıkarttık diyor. Zaten benim meseleye girişim bunların PKK'nın siyasi kanadı BDP'nin bu laflarıyla oldu. Yani Türk tarihi ve Osmanlı tarihine yazılmış olan Kürt isyanlarının hepsini sahiplenmeleri beni bu isyanları araştırmaya sevk etti. İsyanları araştırdığım zaman şunu gördüm. Türk tarihçileri isyanları numaralandırmış. Birinci Kürt isyanı, ikinci Kürt isyanı, üçüncü Kürt isyanı. Ben öyle yapmadım. İsyanları tek tek ele aldım. Kim çıkartmış ona baktım. Ve bir baktım ki 1806 ile 1846 arasında 40 yıl. 40 yılda Osmanlı tarihinde 6 isyan çıkmış. Dedim ya bu isyanları kim çıkarmış? İsyanları çıkartan 3 tane aile. Baban, Bedirhan, Soran. 3 tane aile. Dedim bu ailenin coğrafyası neresi? Coğrafyasına bir baktım ki Süleymaniye, Erbil, Revanduz ve Şemdinli hattı. Bir üçgen. Tabi Osmanlı 1846'da bu isyanları bastırıp son isyan dedikleri Bedirhan isyanıyla Bedirhan Beyliği'ni de ortadan kaldırınca dedim ki ondan sonraki isyanları kim çıkarmış? Onu araştırmaya başladım. Karşıma 3 kişi çıktı. 3 aile, Şeyh Halit, Şeyh Barzani, Seyit Taha. 3 aile. Bütün isyanları çıkartan bu 3 ailenin çocukları. Ve daha önceki babam Bedirhan'ın da çocuklarıyla bir olmuşlar, birlikte isyan çıkarmışlar. Dedim ya bunların coğrafyası ne? Bir baktım ki bu 3 beyin coğrafyasıyla bu şeyhlerin, şıhların çıkarttığı isyanların coğrafyası aynı. Süleymaniye, Erbil, Şemdinli. Ondan sonra baktık dedik ya bunların yerine kim geçmiş? Ondan sonraki isyanı çıkartanlar Barzaniler. İsyanı başlatan da, sürdüren de, geliştiren de Barzaniler. Barzanilerin isyanlarını araştırdık. Karşımıza 3 kişi çıktı. Barzani, Talebani, PKK. Sonra dedik ya bunların bir dini öğretisi var mı? Bir cemaati, bir tarikatı, bir kuruluşu. Neden hep aynı coğrafya? Neden hep aynı kişiler? Bunları birbirine bağlayan ne var diye araştırdık. İşte söyleyeceğim cemaatin büyük sırrı orada ortaya çıktı. Çünkü bunların hepsi aynı cemaatten. Halid-i Nakşi denilen apayrı bir tarikat. Biliyorsunuz Nakşibendilik Türk tarikatı ama bu Halidiye kolu apayrı bir tarikat, 5 ayrı tarikatı birleştirmişler, ayrı bir ekol çıkarmışlar. Ve bütün bu isyancılar bu tarikatın ya şeyhi, ya şıhı, ya müridi. Peki dedik bunu bir günümüze getirelim. Bu günümüzde bu tarikatın müritleri kim diye baktığımızda belki asıl ürpertici gerçek o zaman ortaya çıktı. Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Abdullah Gül, Cüneyt Sapsu, Bülent Arınç ve Erdoğan. Bu tarikatın müritleri. Başka kim var? Barzani. Barzani, Talabani, Şeyh Übeydullah. Bütün isyancılar, geçmişteki bütün isyancılar bu tarikattan. Ve bugün Türkiye'yi yöneten siyasetin belli başlı isimleri de bu tarikattan. Ve o zaman yani asıl ürpertici gerçek şu. Kardeşim Türk tarihçileri. Yazdınız yıllar yılı Kürt isyanları, Kürt isyanları dediniz. 10 tane, 20 tane, 30 tane isyanı alt alta sıraladınız. Ama biz bugün yaptığımız araştırma sonucu öğreniyoruz ki
Bu isyanları çıkartanların çoğu Kürt değil, Türk de değil ve kimliklerinin de ne olduğu belli değil. Niye bunu araştırmadınız? Birincisi bu. İkincisi, Anadolu'da çıkmış, kendiliğinden çıkmış, Kürt kimliğiyle çıkmış bir isyan yok. İsyanların coğrafyası, bugünkü Barzani Talabani coğrafyası. Anadolu'da Kürt isyanları demek hem Türk tarihine saygısızlıktır, hem de kendini Kürt etnik kimliğiyle tanımlayan insanlarımıza saygısızlıktır. Çünkü onlardan yana çıkartılmış isyan yok. İsyanları çıkartan da, tertipleyen de, yöneten de, örgütleyen de, işte size bu saydığım günümüzde Barzani Talabani PKK, onun hemen gerisinde Şeyh Barzani, Seyit Taha, Şeyh Halit, onun da gerisinde babam Bedirhan Soran. Hepsini toplayın, 9 kişi. Siz bu 9 kişinin 200 yıl boyunca Türk milletine ve Anadolu'ya yaptığı kötülükleri nasıl bugün ortaya çıkıp da tarihçi olarak bu Kürt isyanıdır diyebilirsiniz? Bu büyük bir haksızlık. Yani dolayısıyla Türk tarihçilerinin bu konuyu çok iyi düşünmesi gerekiyor. Bana sorarsanız, ben hepsini belgelerle araştırdım, buldum. Kitabını yazdım, kitabım ortada, belgeleri içerisinde. Türk Tarih Kurumu'nun oturup bu konuyu yeniden değerlendirmesi lazım. Kürt kökenli kardeşlerimize 200 yıldır yapılmış olan bu haksızlığın ortadan kaldırılması lazım. Peki bölgedeki Kürt kökenli vatandaşlarımız aldatılıp kandırıldı ve kullanıldı mı? Çok güzel bir soru sordunuz. Bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar. Bakınız, Seyit Taha Şemdinli'den. Şemdinli'nin Bağlar Nehri köyünden. Ben 2 sene Şemdinli'de tabur komutanlığı yaptım. Şimdi Seyit Taha'yı herkes Kürt biliyor. Seyit Taha Kürt değil. Aşireti de yok. Ama oradaki insanlar bunu hiç kimse gündeme taşımadığı için araştırmamışlar. Uğur Mumcu'nun Kürt İslam ayaklanmasında apaçık geçiyor. Seyit Taha'nın torunu Seyit Abdülkadir Diyarbakır isyanından sonra asılmadan önce mahkemede diyor ki ben Kürt değilim. Ama Anadolu'da bütün Kürt ve Kürtçe Kürdistan örgütlerini kuran Seyit Abdülkadir. Nasıl oluyor da Kürt olmayan birisi ayrılıkçı Kürtçülük hareketine önderlik yapabiliyor ve kendini Kürt olarak tanımlayabiliyor ve çıkarttığı isyanlara da Kürt isyanları diyebiliyor. Başbakan Erdoğan yılbaşından önce 2013 yılının sonuna doğru Diyarbakır'da Mesut Barzani ve Şivan Perver'i konuk etti. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç sormayın. Hiç sormayın. Çünkü bir başbakan Türk milletinin huzuruna çıkarak olayları sadece bir cephesiyle alıp milleti kanalize edemez, yanlış yöne sevk edemez. Çıktı ne dedi? Bu Mesut Barzani'nin babası da dedi 1932'de Türkiye'ye gelmişti. Türkiye ona kucak açmıştı. Bu Molla Mustafa Barzani çok iyi bir Müslümandır, büyük adamdır dedi. Ama aynı Molla Mustafa Barzani 1932'den 2 yıl önce Ermenilerle işbirliği yaparak Dağlıca karakolumuza saldırdı. 4 askerimizi şehit etti, bunu söylemedi. Hakkari ve Şemdinli'de ayaklanma çıkarttı. Ağır isyanla destek vermek için, bunu da söylemedi. O zaman bir başbakan bunu neden yapar, neden millete yanlış bilgi verir diye baktığınızda, Barzani ile Başbakan Erdoğan'ı yan yana koyduğunuz zaman ikisi aynı cemaatten. Yani 200 yıllık isyan siyasetini sürdüren bir cemaatin bugünkü görünen yüzleri Halidi cemaatinden. Çünkü Molla Mustafa Barzani'nin de büyük dedesi, bu cemaatin büyük halifesi, yani Molla Mustafa'nın dedesi Başbakan Erdoğan'ın büyük halifesi. İlk babam beyleri, Bedirhan beyleri isyanları çıkarttılar, bunu başaramadılar. Bu sefer dediler ki aşiret gücüyle yapamıyoruz, cemaatlere sızalım. Gittiler bir cemaat kurdular, halkı cemaatle etkileyip tekrar isyan çıkardılar. Gene başaramadılar. Bu sefer baktılar ki ne cemaatle ne aşirette bunu yapamıyoruz. O zaman cemaatin içinden siyasetçi yetiştirelim, bu devletin başına getirelim. İşte bugün Türkiye'nin yaşadığı trajedi budur.
200 yıllık isyan siyasetinin mimarlarının uzantıları bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyor. PKK terör örgütüyle ittifaka giderek adına demokrasi ve insan hakları, özgürlükler masalıyla Doğu Anadolu'da PKK'yı devlet içinde devlet yapıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimiz aldatıldıklarını bir bilseler, kendilerini o sokağa dökenlerin, meydanlara dökenlerin, devlete karşı isyan ettirenlerin aslında Kürt olmadıklarını da bir bilseler, arkasında başka güçlerin olduğunu bilseler, belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne daha büyük bir sevgiyle, muhabbetle sarılacak, kendi sorunlarımızı kendi içimize çözeceğiz. Çünkü 1000 yıldır Doğu Anadolu'da yaptığımız bir tane savaş yok bizim. Bir Türk-Kürt savaşı yok. Türklere karşı çıkartılmış bir Kürt isyanı da yok. İsyana sürüklediler bu insanları. Sürükleyenler Kürt değil. Onun da çıkartan İstanbul'daki Gümüşhan Evi Tekkesi. Gümüşhan Evi Tekkesi bu Halidi cemaatinin en büyük tekkelerinden biri. Orada siyasetçi yetiştirdiler, devletin başına getirdiler.